Başlangıcında şöyle bir cümlem var senin, şöyle bir yaklaşımım var. Türkler tarihi yaparlar ama tarihlerini yazmazlar ve bilmezler. Yani bu şey bir slogan böyle. Evet, niye? Tarih yazımı çok ayrı bir sanat. Çok ayrı bir sanat. Bir yerde size bunu söylemek zorundayım. Eski çağlardan beri uygarlıkla çok doğrudan ilgisi de yok. Yazmanın. Evet, şimdi mesela bu Romalılar, bunlar fevkalade adamlar aslında. Bir kere hukuk kafaları muhteşem. Ve hukukları oradan buradan gelmek şey değil. Yani bu bir biliyorsunuz bir teoridir. Spengler teorisidir. Kulturkreis, kültür çevresi. Oluşum tamamen İtalya Yarımadası'nın, oradaki ananenin, oradaki mantığın neticesi. Pek öyle şeye de bağlayamıyorlar. Solon kanunlarına bilmem neye falan. Çok bu kafada, bu hukuk sistemine yatkın insanların topluma bakışları da çok enteresan. Yani o Senekalar falan. Fakat bu adamların tarih yazımları orijinal. Yani Titus Livius falan. Fakat işte orada mesela bir şey yok. Çok ilginç bir şekilde bir Herodot'a tarihin babası diyoruz Biliyorum. ama o daha ziyade bir gezgin ve efsaneyi metne bağlayabiliyor. Halbuki Yunan tarihçiliğinde çok realist bir görüş var. Yani bugünkü anal okulu kadar sağlamdır. Mesela Tükidides'in Peloponnes Savaşları'nı okuyun. Ne kadar tarafsız, ne kadar kendi ana vatanı olan şehrin dışında Helenlerin kavgasına bakabiliyor. Zaten şeyde de var, o Herodot'ta bile var. Yani bir nevi bir Perslerle Yunanlıları karşılaştırıyor. 3-4 kişi Megabise ve Atames falan. En iyi rejim İran monarşisi çıkıyor. Mantığını anlamış çünkü. Kendi diyalog düzeninde. Ve çok realist bir tasvirci tarih anlayışı var. Yani bir şey gibi çıkıyor adeta. Herodot realist midir hakikaten? Herodot realist diye şimdi söyleyemeyiz. Çünkü Herodot gördüğünü naklediyor. Nakledim. Ama Ama bu biraz da naklin efsanevi gibi. işte efsane de karışıyor. Şimdi biz mesela 17. asırda Evliya Çelebi'yi söylüyoruz. Evliya öyle bir şeye gittiği zaman gırgır yaptığını kendi de Kendi söylüyor. hissettiriyor. Sen de anlıyorsun. Kendi de bilerek yapıyor. Bir uslup, onu anlamayanlar biraz anlayışı kıt adamlardır. Bu da ama uyduruyor falan diye. Yani o bir karikatür Karakolize çiziyor ediyor. da bir nevi. Ve çok iyi gözlemleri var. Herodot'un da gözlemleri var ama bir yerde oturuyor işte bütün eski çağ milletleri gibi efsaneyi bağlıyor. Şimdi Tükidides'te bu yok. Yani böyle efsaneyi efsane gibi verir. Falan işte ya, bilmem Lakodemonyalılar da böyle derler mesela falan bir şeklinde. Ama Titus Livius da mesela çok zor ayırmak bunu, çok zor. Yani Roma şehrinin kuruluş efsanelerini, daha başka şeyleri, patriçilerin soylarını falan ne kadar verişinde realiteyle efsaneyi karıştırıyor. Ne kadar o Troya meselesi mesela Roma tarihçiliğinde gerçek gibi kabul ediliyor. Eneis destanı değil mi? Yani İlyada ve Odysseus şeysi Eneis olarak Virgil'de çıkmış. Bu edebiyat ama tarihçilikte de öyle. İnanılmayacak kadar düzgün, inanılmayacak kadar vesikalara dayalı tarihçiliğin yanında efsane var. Aslında Roma tarihçiliğinin çok enteresan iki adamı doğrudan doğruya Julius Caesar'ın kendidir, De Bello Gallica ve ardından şey gelir. Germania eseriyle Tacitus veya Tacitus diyorlar diye şeyler telaffuzuyla. Şimdi burada bunlar aslında zamanlarını yazıyorlar. Tacitus bir nevi antropoloji yapıyor. Germenler üzerine gözlemler, Germania üzerine hala geçerli. Hala temel kitap ve nefis bir şey. Öbürü de Galya Savaşları'nı anlatıyor, aynı şey.
Sonra tabii bu gider. Mesela 4. 3. asırlarda falan Roma tarihçilerinin savaşları anlatışlarında falan bu görülür. Fakat bir taraftan tabii o eskiden başlayan Titus Livius gibi aslında bunlar da o dönemin tarihçileri. Yani Tacitus ve şeye çok yakın zamanda. Ulan tarihçi mi yoksa Vakanüvis de daha mı doğru? Vakanüvis gibi devletin bütün evrakı ellerinde. Fakat o evrakı kullanışlarında ve geniş tutuşlarında bir ustalık var. Orada başka bir şey çıkıyor araya. Polybius gibi bir adam var. Yunan asıllı, Yunanlı. Roma sosyetesi içinde. Ve bizim bugün de paralel tarihler dediğimiz şeyi yazıyor. Bir bakıyorsun mesela Cicero ile Demokritos'u beraber yazıyor. Bir bakıyorsun mesela Julius Caesar ile Alexander yazıyor. Ve inanılmaz benzetmeler, inanılmaz noktalar var yakaladığı. O çok ilginç. Bu tarihçilikte bir şeyi de orada görüyorum ben. Roma çok daha zengin, çok daha iyi eğitiyor çocuklarını. Daha iyi retorik öğretiyor. Onlar kadar en azından retorik öğretiyor. Bir kere iyi Yunanlı hocalar onların hocası ve tütörü oluyor. Fakat Yunanlılar daha realist tarihçi. Mesela biz aynı medeniyetin mensuplarıyız, İranlılarla bizler. İranlılar daha iyi tarihçi. Ve o kültürün içine girenler, yani o İran kültür çevresine girip Farsça yazanlar daha iyi tarihçi oluyor bizim şeye göre. Türk de olsa, köken olarak. Türk de olsa. O demek ki bir çevre. O bir çevre. Yani hiçbir zaman Reşididdin'in bir takım vesikayı kullanması, bir takım yerlere bakması, bir takım olayları denemesi, kendi yaşadığı hayattaki fırtınaları, entrika düzenini, politikacı olarak biliyorsunuz durumunu, o tarihçiliğe taşımaması çok enteresan bir peki şey. Peki niye taşımamış Türkler bunu tarihçiliğe? Yani kültürleri mi yetmemiş, dilleri mi yetmemiş? Hayır, tarih konusunda bir şey var, bir sınırlama var bizde. O çok ilginç. Yani ben size söyleyeyim, bütün Osmanlı tarihi boyunca Cevdet Paşa'ya gelene kadar insanların etrafa bakışı sınırlı. Peçevi hariç, Peçevi biraz etrafa bakıyor. Peki niye sınırlı? Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Yani Türk okuryazarının, literatisinin yani yerinden kıpırdayamaması, kıpırdadığı zaman onu kaydetmemesi istisnai olarak, daha geniş okumalar yapmaması etrafla ilgili olarak bunlar rol oynayabilir. Yani mesela gidiyor Girit'te Evliya Çelebi adamların kökenini merak ediyor. O devirde düşünürsünüz. Büyük bir muamma. Tabii. Minos uygarlığı, Miken uygarlığının kökeni bugün bile bir muamma. Yani o zaman da öyle. Ve bunlar için bir şey uyduruyor yani, değil mi? Ecine kavmidir, İfrikiye'den gelmişlerdir falan. Bir şeyler bakıyor, mukayese ediyor, Mısır'ı tanıyor. Bu tip adam az bizde. Gezen, tozan, gören adam da tarihçilik yapmıyor o anlamda. Mesela Mustafa Ali çok gezmiştir. Defterdarlığı var, memuriyetleri var Mısır'da falan. Fakat genişte bir adam, çok da bilgili bir adam. Kalemi fevkalade kuvvetli, ironik bir tarafı var. Fakat bunları bir araya getirmekte zorlaşıyor. Dediğim gibi Beçevi, yani bugünkü Macaristan'daki Pec şehrinde doğan Beçevi, bizim için bu anlamda etrafı görmeye çalışan, düşünen tek adam. Bu çok enteresan. Ve bunlar 16. 17. yüzyılın insanları. Şimdi tam donacağım. Yani daha bu, Türk tarihçiliği dediğin zaman saydığın sene bakıyorsun, hep nispeten yakın. Yani işte Roma ile çağdaş. Bizim Barbaros Hayreddin'in çok ilginç bir şekilde kendi yazdıkları var. Yani kendi veya Mimar Sinan'ın kendisini yazdığı var. Sahi Mehmet de yazmış. Peki bunların dışında ne var?
Ya bak, bu çok önemli bir şey. Katip Çelebi tamam bahsediyor. Yalnız ben size söyleyeyim, çağdaş eserler vardır Avrupa'da. Hem Barbaros'a, hem Turgut Reis'e, hem Kılıç Ali Paşa'ya, yani Uluç Ağlı'ya diye yazdıkları şey, sayfa sayfa büyük yer ayırarak o devrin büyük amiralleri arasında, 16. 17. asrın amiralleri arasında yer ayırarak bunları yazarlar böyle. Barbaros'u, Hızır'ı, Oruç Hızır ve şey diye yazarlar ve efendime söyleyeyim, Turgut Reis ve Uluç oldukça da, yani bu çok enteresan, yani böyle bir Almanca şey. Mesela ben keşke onu getirseydim. Bu etrafa merak etme. Yani çünkü başka nasıl olacak? Denizcilerini yazıyor adam. O denizcileri yazmak için Alman da olsan, yani Avusturya dediğimiz o zaman, işte Almanya ve şey Habsburglar İmparatorluğu da olsan, etrafta senden olmayanları, mesela Drake'i de yazmış. Ve tabii bizimkileri de yazmış. Bu önemli bir şey. Mukayese yapması kaçınılmaz oluyor. Bu tip bir dünyaya bakış, mukayese, içine dönük ele alma maalesef o asırda bizde oturmamış. Dediğim önceki gibi, asırlarda da yok ama. Önceki asırlarda şöyle bir şey. Selçuki devri tarihçileri içinde mukayeseler belki bu tarafa yönelik, evet. İran'a. Bu tarafa değil ama şeyde mesela var, Reşidüddin maşallah hiçbir şeyi bırakmıyor. Ne Yahudi tarihini bırakıyor, ne şeyi. Tabii Arap-İslam coğrafyası içinde bir İbn Haldun var ki bizde onun mukaddimesi üzerinde çok duruyorlar. Yalnız o mukaddimedeki görüşlerin tatbik edildiği bir 5 cilt daha var kocaman, Kitab-ül Haber. Yani orada Türklerin tarihi de var, Yahudilerin tarihi de var. Şaşılacak şey, Reşidüddin de İbn Haldun da hahamların bile ele almadığı Yahudi tarih safahatını alıyorlar. Mesela Flavius Josephus'u kullanıyorlar. O Neron devrinin Yahudi tarihçisidir. Oldukça laiktir. Ve şey işte bilinene kadar, annenin belirttiğine kadar, ikinci mabedin yakılması sırasındaki isyanlarda da maalesef Romalılarla işbirliği yapmıştır ama kendi ırkına ve dinine şey bağlı, laik böyle, Sedusilerden olan biri, yani Ferisi takımından değil de Helenize olmuş Yahudilerden. Onun tarihini kullanıyor bizimkiler. Yosip onu kullanıyor, İbn Haldun da kullanıyor, Reşidüddin de kullanıyor. Bu ilginç. Bunlar var. Ondan evvel onun peki, için yok diyemiyoruz. Bir şey... Ama ya sonrakinde ben size söyleyeyim. Birdenbire bir güneş çıkıyor ortaya. Çok enteresan bir adamdır. Ahmet Cevdet Paşa. Sonra Ahmet Cevdet Paşa'dan sonra kimler onun gibidir dersen bu taraflara kadar geleceksin. Epey bir boşluk vardır. Yani zamanı için bilmiyorum. Tam tamına onun çağdaşları için zor birini bulmak.